Tarım sektörüne can suyu Orpex, Organik Tarım Doğal Ürün Programı'nı sunar. Çiftçi TV ekranlarından hepinize merhabalar efendim. Bir haftalık aranın sonrasında Organik Tarım Doğal Ürün programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili partnerim Murat Ağoğlu ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca organik tarımı, Türk tarımına katkılarını, Türk çiftçisine kazanımlarını konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, izleyiciler sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle ben sabah haber bülteninde de paylaştığım anda mesajlar da geliyor. Abi akşamı da dört gözle bekliyoruz diye ve beklenen an geldi çattı yine. Eksik olmaz. Evet, şimdi yine organik tarımı konuşacağız. Organik tarımın çiftçiye kazanımlarını konuşacağız. Niçin önemli olduğunu sizden dinleyeceğiz ama programa başlamadan izninizle ben bir iki hatırlatmada bulunayım. Elbette. Ondan sonra başlayalım. Değerli izleyiciler, sorularınız varsa eğer her zaman olduğu gibi çağrı merkezi 0850 532 74 91 numaralı çağrı merkezini arayarak gün içerisinde, mesai saatleri içinde ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız hiç merak etmeyin. Bir sonraki gün size mutlaka ulaşabilirsiniz. info@orpex.net mail adresine de yine soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Yayına mesajlarınızı göndermek istiyorsanız da 0545 964 1085 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp ihbar hattı numaramız. Aynı zamanda Facebook'tan da canlı yayınımız başladı. Yine sorularınızı Facebook aracılığıyla da bizlere gönderebilirsiniz diyelim. Hava soğuk. İlimizde kar var. Çiftçilerin bir kısmı hazırlıklarını tamamladı ama bir kısmı da artık Şubat ayını bekliyor sanıyorum. Evet. Şubat ayıyla birlikte yeniden sahaya inecekler. Hazırlıklar tam gaz devam edecek. Sizde durumlar nasıl Murat Bey? Bizde de aynı şekilde. Kasım ayından itibaren işte ekimler, hasatlar yapıldı. Şimdi tekrar yeni ekimler için çalışmalar yapılıyor. Toprak düzenlemeler vesaire. İnsanlar, çiftçilerimiz dediğiniz gibi Şubat ayına, Mart ayına hazırlanıyorlar. Onun bir heyecanı var. Bu esnada da işte Ocak ayında çeşitli eğitimler, tanıtımlar olacak. Şehirler arası biraz yol kat edeceğiz. Evet. İnsanlar sağ olsunlar hem kullanıcıların yorumlarından hem de sizler vasıtasıyla firmamıza çok büyük bir talep gösteriyorlar. Biz de bu talebe elimizden geldiğince karşılık vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi hep organik tarımı anlatıyoruz. Organik tarımın öneminden bahsediyoruz. Bugün tabii işin görselleriyle de yine yayını destekleyeceğiz ama ben şöyle başlamak istiyorum. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler'in dikkat çeken bir açıklaması var. Onu izleyicilerimizle de sizinle de paylaşalım istiyorum. Bakın diyor ki Sayın Güler, Türkiye'de çiftçilere modern tarım eğitimi verilmesi halinde sadece mazot ve gübreden 7 milyar lirayı aşan bir tasarruf sağlanabileceğini söylüyor ve devamında çiftçiler özellikle gübre satıcılarının yönlendirmesiyle, ki siz de zaten bunu sıklıkla dile getiriyorsunuz, gübre satıcılarının ve ilaç satıcılarının yönlendirmesiyle toprağa gereğinden fazla ilaç ve gübre atıp hem maliyetini hem de zehir oranını yükseltiyor demiş. Evet. Ne anlam ifade ediyor Murat Bey bu açıklama? Türkiye'mizin gerçeğini çok net olarak belirtmişler. Bakın, buraya gelmeden önce işte hem sizden konuştum hem diğer arkadaşlarınızla bir iki hazırlık yaptık. O hazırlıklar grafikler eşliğinde size birkaç şey paylaşmak istiyorum. Birincisi, dünyanın en büyük 10 ilaç firmasının fabrikasının topluca bulunduğu tek ülke Türkiye. Yani dünyadaki en büyük 10 ilaç firmasını sayın. Aklınıza kimler gelirse onların hepsinin üretim merkezi Türkiye'de de var. Evet, bu bir tesadüf değil. Neden tesadüf değil? Arkadaşlar bir nolu grafiği verirlerse çok basit olarak gösterelim. Evet, onu da ekrana getirelim hemen, bir numaralı grafiğimizi. Onun üzerinden de sanıyorum anlatacaklarınız evet, var. Bakın, evet, şu an ekranda da. Şimdi arkamda görüyorsunuz. Heh, evet. Burada daha iyi oldu. Bu 2015 ile 2018 ile 2025 arası öngörülen kimyasal tarım ve kanser ilacı satım rakamları. 2018 geçen yayında göstermiştik bunu. Grafik olarak gösterirsek çok daha akılda kalır diye düşündüm. Bakın, ikisinin de yükselişi aynı paralelde. Evet. Farkındaysanız eğimleri aynı. Neden? Kimyasal tarım ne kadar artarsa dünya üzerindeki kanser oranı da o kadar artıyor.
Dolayısıyla bu ikisi birbirinin kuyruğundan bağlı iki kardeş olarak düşünün. Yani tamamen birbirlerini destekliyorlar. Yani bir doğru orantı var. Biri evet. arttıkça diğeri de artmış. Çünkü bu, bakın, ilaç sektörü dünyanın en kazançlı sektörlerinden biridir. Yani öyle hani 1'e 1, 1'e 3, 1'e 5'ten bahsetmiyoruz. Bir kuruşa mal ettikleri ilacı yüz binlerce liraya satabiliyorlar ihtiyaca göre. Hele ki kanser ilaçları gerçekten çok, çok pahalı. Dolayısıyla bizim gibi ufak ekonomik seviyesinde bulunan ülkelerin yapabildikleri kadar tarımını kimyasala çevirmek istiyorlar ki ülkedeki kanser oranı artsın ve bu şekilde bir kazanç elde etsinler. Bakın hemen hemen her programda söylüyoruz. Bu bir şey değil. Yani bir hani dedikodu falan değil. Tohum satan da, kimyasal tarım ilacını satan da, ilacı satan da hepsi aynı firmalar. Bunlar, yani bu bir tesadüf değil. Dolayısıyla bu iki grafiğin eş zamanlı olarak yükselmesi ülkemiz için ve dünya için tabii çok acı bir gerçek. İki nolu grafiği bir getirebilirseniz, evet, onun üzerinden gidelim. İki numaralı grafiğimizi getirelim ekranlara. Bir de ne kadar doğru orantılı bir şekilde kimyasal tarım ve kanser ilacı miktarının arttığını gördük. Bakın, bu Türkiye'miz için 2015'te 106 milyon dolar olan kimyasal gübre ithalatı 2019'da 304 milyon dolara çıkmış. Yani biz 4-5 yılda kimyasal gübre kullanımımız, kimyasal gübreye verdiğimiz para yaklaşık 3 misli artmış. Evet. 304 milyon dolara çıkmış. Tekrar ediyorum. 3 misli artış göstermiş. Evet. 3 nolu grafiğe geçiyor. Sadece 1 yılda bu da artış değil mi? Yok. 5 2018'den yılda. Yok. 2019'a 2015, geçen. 2015'ten 2015'ten tamam. Orayı bakın, bu da tamam. Türkiye'nin toplam tarım alanı. 2015'ten 2019'a kadar gitgide düşen bir grafik. Yani ne olmuş? Biz tarım alanlarını kaybederken bu tarım alanlarından verim alabilmek için daha çok kimyasal gübre kullanmışız. Bu tabii ki hiçbir şekilde çiftçinin kabahati değil. Bu yetişmiş olan ziraata, tarıma hizmet vermesi gereken kişilerin ziraat yerine ticaret olarak bu işi görmeleri ve okumak yerine inanmayı tercih eden çiftçiye gerekli gereksiz dünya kadar kimyasal gübreyi kullandırmaları. Dördüncü grafiği de bir getirebilir misiniz? Evet. Bakın, bu ikisi tek ekranda. Kimyasal gübre kullanımımız 3 misli artıyor. Tarımsal alanımız %5 ufalıyor. Bakın, bir yerde yükselirken öteki düşüyor. Esasında ne olması gerekirdi? Bizim tarım alanlarımız düşüyorken kimyasal gübre kullanımımızın da düşmesi lazımdı lazım. Normal olarak. Doğru. Ama 3 misline kadar artış göstermiş. Neden? Tekrar söylüyorum, gerekli gereksiz dünya kadar kimyasal gübreyi vesaireyi vermeleri, zaten verim alınamayan topraktan daha çok verim almaya çalışırken ihtiyaç harici bir sürü ilacın ve gübrenin dayatılması ve dediğim gibi ziraate hizmet vermesi gereken kişilerin maalesef ki ticarete hizmet vermeyi seçmeleri nedeniyle böyle olmuş. Ve 2017'de Türkiye'de kanser olan insan sayısı 160 bin. Bunun 25 bini tarım yüzünden kanser olan insan. Bunların hepsi TÜİK'in web sitesinden çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek grafikler. Resmi veriler bunlar. Kesinlikle evet. Öyle. Evet. Peki şimdi Murat Bey, ortada böylesine vahim bir tablo var. Yani bir tarafta kimyasala olan o talep mi diyelim ya da kullanım mı diyelim artarken, öbür tarafta biz verimli tarım arazilerimizi yok ediyoruz. Yetkililer bunu görmüyor mu? Bir de biz bu arazileri nasıl koruyacağız? Neyle koruyabiliriz? Şimdi yetkililer elbette ki bunu görüyor. Fakat yetkililerin buna müdahale etmemesinin 50 tane sebebi var. Bu 50 sebebinin tamamında herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Fakat elimizdeki mevcut imkanlar bunlar. Yani hükümetin tarıma yönelik politikası bu şekilde, ziraat mühendislerimizin tarıma yönelik yaklaşımları bu şekilde ve insanımızın da ahlak düzeyi bu şekilde. Dolayısıyla eldeki değerler vasıtasıyla ne yapabiliriz, ne edebiliriz onu görmek lazım. Bu nedir? Bakın, bizim Türk tarımının kurtuluşunun tek çaresi var, organik tarıma yönelmek. Doğru. Bunun şu sebebi var. Bakın,
İnsanlar size her programda diyor ki buzağı destekleri ne oldu? Süt destekleri ne oldu? O destek ne oldu? Bu destek ne oldu? Biz de diyoruz ki arkadaş bırak bu destekleri. Desteklere bel bağlama. Doğru. Senin kendi tarlan varsa sen orada öyle bir tarım yap ki, öyle bir güzellikte ürün yetiştir ki fiyatını sen belirle, kimsenin de desteğine ihtiyaç duyma, senin tarlanın önünde sıra olsunlar. Bakın Antalya'da Faruk Bey diye bir şeyimiz var, müşterimiz, üreticimiz. Bizim artık bir satış personelimiz gibi çabalıyor. Hiçbir menfaati yok. İnsanlara Orpex'i anlatmaya çalışıyor. Neden? Kasım sonu hala çilek topluyordu ve bize geldi dedi ki ben çileğimi geçen seneden %50 daha fazlaya satıyorum. İstersen al, istersen alma diyorum ve benim önümde kapıda sıra oluyorlar diyor. Yani bu eğer ki organik tarıma geçilirse ve düzgün bir tarım ahlakıyla iş yapılırsa herkesin rastlayacağı bir durum. Yani Faruk Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey'in bir ayrıcalığı yok. Siz yapmış olduğunuz işe gerekli ihtimamı, gerekli ahlakı, gerekli özeni gösterirseniz o iş size onun fazlasıyla karşılığını verir. Çok doğru. Yani bakın siz Çiftçi TV'nin ekran yüzüsünüz. Yani buna rağmen bu kadar yoğunluğunuza rağmen hala eğitiminizi sürdürüyorsunuz ve insanlara da bir şey katmaya çalışıyorsunuz. Neden? Bu işinize olan saygınızdan dolayı. Bunun sayesinde siz Taner Öztürk oluyorsunuz. Yani Murat'tan farkınız sizin bu. Ben sizin kadar eğitim almadığım için spikerlik konusunda sizin işinizi yapamıyorum. Şey bile etmem, cesaret bile edemem. Ama aslında çok güzel bir olaya vesile oluyorsunuz. Ülkenin topraklarının korunması için hani mükemmel bir ürün diyebilirim. Yani çünkü ben de kullandığım için biliyorum ki izleyicilere de öneriyorum. Sizin de böyle bir misyonunuz var aslında. Eksik olmayın tabii. Biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı biraz bulundukları uyku durumundan uyandırmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın Türkiye olarak dünya fındığının %90'ından fazlasını biz üretiyoruz. Evet. Ama fındığımızın fiyatını İtalya belirliyor. Doğru. Şimdi biz öyle bir fındık üretelim ki biz İtalyanların bize dayattığı fiyatı İtalyanlara yedirelim. Evet. Yani bizim ürünümüze benim tarlamdaki fiyatı neden elin İtalyanı belirlesin? Veya ne bileyim benim Anadolu'm mercimek diyarıyken ben niye Kanada'nın ürettiği mercimeği satın almak zorunda kalayım? İşte Suriye'den 20 bin ton hububat değil mi mesela? Olacak iş değil. Bakın biz Orpex olarak insanlara ihtiyaçları doğrultusunda fazla kesinlikle olmaksızın organik tarım organik gübre vererek organik tarıma yöneltmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız şu. Biraz önce tablolarda olan o 2.9 misli kimyasal gübreyi biz bir nebze azaltırsak bu bizim misyonumuzu yerine getirdiğimiz anlamına gelir. Biz insanlara şu kadar kullan, şunu şöyle yap, bunu böyle yap değil. İhtiyacı olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz ve toprağa düzgün ürünü verdiğiniz takdirde de toprak size reaksiyonu düzgün, kaliteli ve verimli olarak geri alır. Ne verirseniz onu alırsınız. Siz kesinlikle toprağa bakarsanız, iyi bakarsanız toprak da sizi besler. Sorular var Murat Bey. Özellikle bunları da yöneltmek istiyorum size. Mehmet Toka sanıyorum Aydın bölgesinden ya da Ege bölgesinden yazmış. Çünkü incirle ilgili bir soru yöneltmiş bize. İncirde organik tarım yapıyoruz ama hiçbir faydasını görmedik demiş. İlçe tarım müdürlükleri de bize bilgi vermiyorlar demiş. Ne dersiniz? Yani niye bilgi vermiyorlardır bu konuda? Bizim ülkemizde nedense tarım konusunda yetkili kuruluşlar tarım hariç her şeye ilgi gösteriyorlar ama nedense tarıma karşı bir ilgisizlikleri mevcut. İşte tarım kredi kooperatiflerini zaten ekranlardan seyrediyorsunuzdur. Evet. Bakın maalesef ki pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da çiftçilerimiz tek başına bırakılmış, yalnız bırakılmış durumda. Çünkü ilçe tarım müdürlükleri o kadar çok bunalmışlar ki işlerinden yapmaları gereken asıl işleri maalesef sekteye uğratabiliyorlar. İzleyicinize önerim şu, bizimle irtibata geçsin, organik tarımdan bir kere hiçbir şekilde vazgeçmesin. Bizimle irtibata geçsin, bizim gübremizi biz kendisiyle paylaşalım. Ondan sonra elde ettiği deneyimleri yine sizden paylaşır ve eminim ki
bu zamana kadar elde ettiğinden çok çok farklı bir tarım deneyimi yaşayacak. Evet, birazdan zaten ikinci bölümde kullanıcı yorumlarını da izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. O konuyla ilgili de bir VTR'miz var ama bir başka soru var. Sizin hafta içinde yine konuşmuştuk bu desteklerle ilgili. Ufuk Özcan yazmış bize, demiş ki zeytinyağı için organik tarım 70 kuruştan 20 kuruşa düşürüldü ki bir önceki programda da ele almıştık. Ve 3 sene alan bu desteği alamayacak, doğru mu diye sormuşlar. Ne dersiniz Murat Bey, doğru mu? Doğru. Maalesef. Üzülerek doğru. Doğru. Yani maalesef herhalde tarıma hizmet verenlere destek yerine köstek olan tek ülke biziz. Yani insanlar bir şeyler üretmek istedikçe önlerine engeller, çeşitli bariyerler, çeşitli güçlükler. 10 kuruşa aldığı traktörü kendisine 50 kuruşa satmalar vesaireler. Dolayısıyla maalesef ki bu acı bir gerçek. Evet. Fakat tekrar söylüyorum, insanlarımızın, çiftçilerimizin bu tip destekler yerine kendilerine ve tarlalarına güvenmeleri, organik tarıma güvenmeleri neticesinde bu destek kaosundan kurtulacaklarına inanıyorum. Bakın, geçen programda bir karı koca çiftçi çıkmıştı domates konusunda. Evet. Onların hasat verimleri çıktı. Onu bir sizden paylaşmak evet, onu istiyorum. Onu paylaşalım. Nasıl sonuçlar, onu bir öğrenelim sizden. Muğla Gürkoyuş mevkinden bu çiftçilerimiz 1200 metrekare pembe domates yetiştiriyorlardı. Geçen hafta VTR'sine evet, yayınlamıştık. Videoyu arkaya verebilir miyiz arkadaşlar? Karı kocanın yan yana olduğu video. Murat Bey de anlatsın bu arada. Tabii buyurun. Bu çiftçilerimizin maliyeti 8.500-9.000 liraydı gübre maliyetleri. Evet. Sizinle tanışmadan önce. Bizimle tanışmadan tamam. önce. Aldıkları verim de 6.5-7 ton civarında bir gübre domates alıyorlardı. Domates. Evet. Bizimle beraber maliyetleri 8.500-9.000 liradan 640 liraya düştü. 640. Evet. Doğru duydum değil mi? 640 liraya düştü. Verimleri de 6.5-7 tondan 14.9 tona çıktı. Yani 2.5 misli civarında falan bir verim artışına evet, sahip oldu. Bu çiftimizden evet. bahsediyorsunuz evet, evet. değil mi? Evet. Hatta kendileri de şey diyorlarmış, aman çok kişiye duyurmayalım, nazar değmesin. Aman mesela. Nazar değmesin. Evet, ama aman artık çok geç. dolayısıyla böyle bir verim artışı, böyle bir gübre maliyet avantajı sağladığımız için tabii biz de kendimizle gurur duyuyoruz. Ama çiftçi kardeşlerimizin söylediği şu, biz hayatımızda ilk defa çiftçilikten para kazanmaya başladık diyorlar. Ve biz de buna vesile olduğumuz için çok büyük mutluluk duyuyoruz açıkçası. Vallahi şimdi domatesleri de görüyorum. Bazen kırmızı, bazen de böyle büyük büyük çok evet. da lezzetli görünüyor. Ama ben tabii şu rakam kısmına takıldım. Yani sizinle tanışmadan önce 9.000 liraya yakın bir maliyeti olan üretim. Aynen öyle. Sizinle tanıştıktan sonra 640 liraya geriliyor. Ve işin daha da dikkat çeken kısmı masraf azaldığı gibi üretim de neredeyse 2,5 katı artıyor. Yani 6-7 tondan 15 tona yaklaşıyor. Bu yani kim istemez ki bunu? Kesinlikle. Mucize. Hakikaten mucize. Esasında mucize değil. Esasında biz toprağa ihtiyacı olan besin elementlerini ve bakterileri veriyoruz. Yani organik tarımın maliyeti aslında bu. Fakat organik tarım yüzünden çok fazla para kazanmaya heveslenen kişiler yüzünden çiftçilerimiz organik tarımdan soğumuşlar, kaçar hale gelmişler. Evet. Organik tarım pahalı bir tarım değildir. Siz işinizi düzgün yaptığınız takdirde, tarlaya ihtimam gösterdiğiniz takdirde organik tarım size daha önceki tarım deneyiminden 10 misli 15 misli daha ucuza gelebilir. Ama siz tarlanızla ilgilenmez, araştırma yapmaz, verilerini kabul ederseniz gelir ziraat mühendisi kapınızdan tarlanıza bile bakmadan reçeteyi atar, potasyumu, azotu, çinkoyu dayar ve sizin maliyetleriniz de 8.500-9.000 lira olur. Evet. Şimdi daha da üzücü bir şey, bu çiftçi kardeşlerimiz diyorlar ki bir daha seramıza biz ziraat mühendisi sokmayız. Esasında bu çok iyi bir düşünce tarzı değil ama maalesef ki ülkemizin realitesinde güveni kaybetmiş değil mi bir kere? Aynen. Ve sizin dediğiniz işte Sayın Hacı Ömer Güler'in açıklamalarına geliyor çünkü altını çizerek belirttik. Gübre ve ilaç satıcılarının yönlendirmesiyle toprağa bir anlamda zehir atıyorlar. Kesinlikle. Ya da yok ediyorlar toprağı. Kesinlikle. Sonra da işte verim düşüyor veya ürünlerin büyük bir kısmı çöp oluyor. Masraflar haddinden fazla. Çiftçi de üretimden küsmüş oluyor bu vesileyle. Maalesef. Ki hiç de istemediğimiz bir tablo. Bakın mesela Mehmet Bey demiş ki ben Nazilli'de yaşıyorum. Az önce incirle ilgili mesajını atmıştı. Bu sezon kuru inciri 10 liraya zor sattık demiş ki 10 liraya sattığı kuru inciri biz bugün 80-90 liraya alamıyoruz biliyorsunuz. Doğru. Değil mi? Doğru. Bir de böyle realitesi var. Doğru. Yani dediğim gibi buradaki tek bizim
yapabileceğimiz katkı girdi maliyetlerini düşürmek ve hasadını artırmak. Yani ondan sonra 10 liraya bile satsa kâr eder hale gelecektir. Ama ürünü kaliteli olduktan sonra kendisine dayatılan fiyata değil, kendisinin dayattığı fiyata satması çok daha rahat olacaktır. Doğru. Şimdi Murat Bey, izleyiciler eminim merakla bir, şunu da soruyordur kendilerine. Şimdi evet, siz anlatıyorsunuz bu ürünü. Domateste kullanmış. Başka hangi ürünlerde kullanabiliyoruz? Yani A'dan Z'ye bütün tarım ürünlerinde kullanabiliyor muyuz? Bize şöyle biraz kullanım ve sonucunda aldıkları verimi de paylaşın ki en azından kafamızda bazı taşlar yerine otursun. Elbette. Bakın Taner Bey, şimdi bizim ürünümüz %100 organik bir üründür. Ve hem yapmış olduğu maliyet avantajı, hem verim artışı, hem de içerik açısından, bakteri sayısı ve bakteri çeşitliliği açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir üründür. Biz bunu çok büyük bir gururla Türkiye'mizde yerli sermayeyle üretiyoruz. Patenti uluslararası olmasına rağmen. Evet. Bakın örneğin biz her zaman şunu söylüyoruz. Evinizdeki menekşeden ceviz ağacına kadar, kivisinden çileğe kadar her türlü tarım ürünü de kullanılabilir. Örneğin kestane için elimize gelen, işte Ekim ayında yapılmış olan hasadın verileri geldi. Aydın'da kestane verimi. Dekarda 323 kilo olan verimi 503 kiloya çıkarmışız. Yani ne kadar ediyor? İşte yaklaşık %60 civarında bir artış göstermiş. Evet. Ve dekar maliyeti sadece 240 lira. 240 lira. Şimdi kestane oldukça karlı bir üründür. Evet, ki bu sene bir de daha az verim kesinlikle varmış öyle galiba. Öyle de yani konuşuluyor. Dolayısıyla bu bizim ürünün mucizevi vasfından dolayı değil, ağaca, toprağa gerekli ürünleri gerektiği şekilde vermesi, ürünün dalda tutunma olayını artırması, yaprak popülasyonunu ve meyve popülasyonunu artırması ve bu sayede de işte toprağın veya ağacın bize bunu verim olarak geri vermesi. Yani yoksa ekstra yaptığımız bir mucizevi olay yok. Gerekeni gerektiği kadar veriyoruz. Bizim olayımız bu. Dolayısıyla saçma sapan şeylerde çiftçiye dayatmadığımız için hem maliyeti ucuzlamış oluyor, hem de verimi 2-2,5 misline kadar ürününe göre değişiklik gösterebilir. Bir de şimdi tabii hani gübreyi vermek kadar sonrasındaki süreç de çok önemli değil mi? Şimdi birçok işte üretici farklı kimyasal gübreler kullandığında işte onu takip etmesi gerekiyor. Farklı periyotlarla götürüp atması gerekiyor ama sizin üründe durum biraz daha farklı değil mi kullanım şekli? Bizim ürünümüzde çiftçilerimize tek dezavantaj var, can sıkıntısı. Çünkü her gün tarlaya gidip o kimyasalı kullan, bu üreyi kullan yerine bizim ürünümüzü toplamda sadece 3 kere veriyor. Yani örneğin fide dikiminden veya tohum ekiminden hasata kadar 3 veya 4 kere vermesi, tarlaya uğraması bizim için yeterli. Ondan sonra sadece hasadını toplamaya gidiyor. Dolayısıyla hem bir gizli maliyet avantajı işçilikten oluyor, hem mazottan oluyor, hem sudan oluyor. Pek çok avantajı var. Yani örneğin bir domates yetiştiriciliğinde tabii insanlara 5-6 bin lira, 7 bin lira olan maliyetini 500-600 liralara kadar indirmek, hasadında iki mislini arttırmak, bir de üstüne üstlük görünmeyen maliyetleri eklediğiniz zaman bana göre hiçbir şekilde bir destek beklemesine gerek kalmıyor çiftçinin. Doğru, zaten maliyetleri düştükten sonra çiftçinin desteğe ihtiyacı yok ki. Çiftçi bunu söylüyor zaten. Bana diyorlar destek vermesinler, maliyetlerimi düşürsün, ben razıyım. Yeter ki maliyetim düşsün, ürünüm para etsin. Sizin anlattığınız yöntemle ürün para edecek, değerinde satacak, belki değerinin de üstünde. Çünkü çok kaliteli bir üründen bahsediyoruz. Ben hep söylüyorum, işte o çocukluğumuzda kokusuna doyamadığımız domatesleri ya da karpuzları tüketeceğiz veya çilekleri tüketeceğiz. Üreticiye böyle de bir avantaj sağlayacak. Sizin kanalınızdan Şahin Bey bizim çekimleri yapmak için gitmişti. Evet. Telefon açtı bana. Ben dedi domates yiyen bir adam değilim dedi. Şu an 12. domatesimi yiyorum dedi. Hiç söylemedi bize bunun hesabını. O zaman arada soralım ben kendisine. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim dedi. Yani sizin kanalınızdan bir arkadaşınız. Dolayısıyla evet, bizim ürünümüze yetişen ürünlerin gerçekten de tadına doyum olmuyor. Çünkü içinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı için tamamen doğal, natural tadında. O eski annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin tadını yakalamış oluyoruz. Evet, şimdi tabii birazdan kullanıcı önerilerini, yorumlarını da sizlerle, izleyicilerle paylaşacağız ama burada biraz soluklanalım, evet. Bir virgül koyalım. Gelen sorular da var, onları da yine sizlere yönelteceğim. Kısa bir ara verelim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam sonrası program kaldığı yerden devam edecek.
Tarım sektörüne can suyu Orpex'in katkılarıyla hazırlanan Organik Tarım Doğal Ürün Programı reklamlardan sonra devam edecek.
Tarım sektörüne can suyu Orpex'in katkılarıyla hazırlanan Organik Tarım Doğal Ürün Programı devam ediyor. Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Organik Tarım Doğal Ürün Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Organik tarımı konuşmaya devam ediyoruz sevgili Murat Ağaoğlu ile birlikte. İlk bölümde organik tarımın avantajlarını anlattınız bize. Özellikle Türkiye'de kaybedilen toprakların ne kadar olduğunu, bunu grafiklerle zaten resmi verilerle de bizlere kanıtlamış oldunuz. Şimdi şöyle yapalım bu bölümde Murat Bey. Önce bir videomuz var. Hı hı. Kullanıcı yorumları. Onu getirelim ekranlara. Bakalım kullananlar neler söylemiş. Sonrasında devam edelim. Evet, olur mu? Evet. Arkadaşlar bu videomuz hazırsa onu getirelim ekranlara. Bakalım neler söylemiş kullananlar. Sonrasında devam edelim. 10 yıldır beri seracılık yapan Arif İlhan olarak biber yetiştiriciliği yapıyorum. 4 dönüm seram var. 2 dönümünü Orbex ile arkadaşlar denemek istediler. Çok sıcak bakmama rağmen beni ikna ettiler. İki dönümünü Orbex olarak iki dönümünde bildiğimiz kendi sistemlerimizle biber üretimine geçtik. Ben onlara başlarken 45 gün süre verdim. 45 gün zarfında benim biberim sizinkinden iyi olursa ben kendi sistemime döneceğimi söyledim. 45 gün zarfında da Orbex kullandığım yer geriye kaldı. Kullandığımız dengeli gübreler ve kimyasal gübreler önde gitti. Ben Orbex'ten vazgeçmek üzereyken Orbex'in sahibi Murat Bey gelerek beni tekrar ikna etti. Bir periyot daha kullanmayı söyledi. Bir periyot daha kullandıktan sonra biber değişmeye başladı. İki ayı doldurduktan sonra bizim kimyasal kullandığımız yerdeki biber durdu. Orbex harekete geçerek şu anda %100 fark yaptı. Orbex renk artı meyve kalitesi artı meyve tutumu ikiye katladı. Kimyasallarla kıyasladığımız zaman. O iki dönüm yeri de daha önce kimyasal kullandığım iki dönümü de 15 gün önce Orbex'e geçtim. Bu arada da Nazım'ın geçtiği arkadaşlara da Orbex'i tavsiye ediyorum ve Orbex'e de ikna ettiğim 4-5 arkadaşım var. Onlar da kullanmaya devam ettiler. 85 yaşında annemi getirdim. Biberin çok kötü olduğunu söylediler. Kapıdan girdiğinde hani neresi farklı? Seraya bir bak dedim. Oğlum dedi bu seranın kuzey tarafı dedi. Öbür taraftan dedi çok daha canlı dedi. Burayla buraya aynı gübreyi kullanmıyor musun sen dedi. Kullanmıyorum ana dedim. Burası ne dedi? Kimyasal dedim. Yoksa dedi attığın hayvan gübresinin hepsini bu tarafa mı attın dedi. Yok dedim eşit olarak attım dedim. Buraya ne kullanıyorsan aşağı tarafa da onu kullan dedi. Seranın öbür yanına. Biz de kullandık şimdi. Memnunuz. Fethiye haline malımı götürdüm. Elin malı 4 liraya satılırken benimki 5,5 liraya satıldı. Renk farkı. Vallahi şimdi hep Orbex taraf organik dedikler için hep organik oradan yedim. Aşağı taraftan yemedim. Kalite farkını bilmiyorum. Lezzet farkını bilmiyorum. Kalite %100 farklı ama lezzetine bakmadım. Organik dedikleri için Orbex kullandığım yerden yedim hep kendimi yerken. Kimyasal olan yerden yemedim. Bunun kilosu 70 lira. 1 litresi 70 lira. 1 kilo ile 2 kilo kullanarak biz bir ay 140 lirayla bir ayı tamamlıyoruz burada. Orbex'in söylediğine göre kullanmamam gerektiğini söylediler de ben bu uzun ömürlü olduğu için biberi ben her ay 2 kilo dönümüne 1 kilo her ay kullanıyorum. Şimdi ben burada kimyasal kullanmış, dengeli gübreleri kullanmış olsaydım her suda ben buraya 16 kilo ayda buraya ayrıyeten 350 liralıkta kimyasal kullanmam gerekiyordu. Yani ben şu anda buraya 280 lirayla kullanıyorum. Ve şu anda sezonun sonuna kadar da kullanmayı düşünmüyorum. Söylediklerine göre bana ilk burayı Orbex'e geçerken 6-7 kilo ile dönümünü bitirirsin dediler.
Ben şu anda aşağı yukarı 10 kiloya yaklaştım dönümünde. Ama kimyasal kullanmış olsaydım ben burada şimdi bu paranın iki katını vermiş olacaktım. Artı Orbex kullandığım yerde sinek, aşere, ilaç masrafı benim cebime kalıyor. İlaç kullanmıyorum. Kırmızı örümcek yok, beyaz sinek yok, kurt yok. Şey edebilirsiniz, iki taraflı da çekebilirsiniz. Kimyasal kullandığım yerin resmini de alabilirsiniz. Orbex kullandığım yerin de resmini alabilirsiniz. Aradaki farkı millet, vatandaş takdir etsin. Ben zaten arkadaşlarımın yarısını ikna ettim bu işlerle iskeleden. Merhaba dedim, Nazım'ın geçtiği insanları ikna ettim. Ya en azından her şeyden önce ilaçtan zaten %100 kara geçecekler. Orbex'i kullanılan yerde haşere, kurt, sinek, böce, börtü olmuyor. Evet değerli izleyiciler, Arif Bey bir biber üreticisi ve biraz temkinli yaklaşmış. Kendisi de zaten konuşmasının bir kısmında söyledi ama sonra gördüğüne kendisi de inanamamış. Sadece kendisi değil, aile bireyleri de inanamamış sonrasında. Evet. Nedir hikayesi Murat Bey? Şimdi Arif Bey bizim Muğla'daki il distribütörümüz Sanpex Tarım'ın çok sevdiği müşterilerden. Ben Muğla'ya eğitime gittiğimde kendisiyle tanıştım. Çok cana yakın bir beyefendi. Dediği gibi ilk başta dedi Orpex iyi gidiyordu dedi ama dedi sonra kimyasal gübre dedi sizin gübreyi geçti dedi. Ben de dedim ki sizin bir seraya gidip beraber bakalım Marif Dayı dedim. Seraya gittik baktık. Toprak daha önceden hep kimyasala alıştığı için ilk başta bir reaksiyon vermemiş. Evet. Dedim ki Arif Dayı buranın dedim hasadı benim artık. Ben alacağım buranın hasadını. Sen dedim bir kere daha Orpex kullanabilir misin buraya dedim. Ondan sonra o da sağ olsun kırmadı beni. Bir kere daha Orpex'i kullandı. Ve ondan sonra da mükemmel netice aldı. İşte hatta annesini de getirmiş. Evet. Annesi demiş ki aman Orpex olduğu yere ne kullanıyorsan diğer tarafa da onu kullan falan. Fakat burada Arif Dayı'nın söylediği birkaç şey var. İnsanların onu dikkat etmesini istiyorum. Tarlaya gittiğim pazara gittiğim zaman diyor 4 lira olan biberi ben 5,5 liraya satıyorum diyor. Evet. Tamam mı? Biraz önce ilk bölümde konuştuğumuz şey. Yani yaklaşık %40 daha pahalıya satmış. Doğru. Hak ettiği değeri bulmuş. Hak ettiği. Ama ona rağmen de satmış. Demek ki ürün iyi olunca, malzeme iyi olunca dilediği fiyata satabiliyor. Çok İnsanların doğru. Kendisine dayattığı değil, kendisi fiyatı belirleyen oluyor. İkinci söylediği de ilaca para vermiyorum. Evet, orası da çok evet. Benim dikkatimi çekti. Neden? Şeydi. Bakın, kimyasal gübre manipüle edilebilen, değiştirilebilen bir gübredir. Yani bunların içine böcek ilacı vesaire katabilirler. Dolayısıyla daha önce tarlasında böcek görmemiş insanlar bir anda kırmızı örümceklerle, beyaz sineklerle mücadele etmek için tekrar ilaç almak zorunda kalabilir. Bizde öyle bir şey yok. Bizimkisi tamamen organiktir. Bu tip sahtekarlıklara asla şey yapmayız, izin vermeyiz. Evet. Ve bizim ürünümüzü kullandığı takdirde çok çok büyük bir ihtimalle eğer salgın gibi bir şey yoksa herhangi bir şekilde böcek ilacı vesaire de kullanmasına gerek yoktur. Bunu biz her zaman için söylüyoruz. Ve programın en başında da söyledik. Kimyasal gübrenin zararları böyle, ülke ekonomisine böyle zararı var, insan sağlığına böyle zararı var. Diğer taraftan organik gübrenin bu kadar faydası varken organik gübrenin önünün kesilmesi, kimyasal gübrenin kullanılması, satılması açıkçası bu vatana ihanettir. Başka hiçbir şey değildir. Evet ki zaten Arif Bey'in söylediklerini dinledikten sonra eminim birçok çiftçimizin de üreticimizin de kafasında taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Bir kere ilaca para vermezsiniz dedi. 5,5 lira belki 6 liraya da satsa tüketiciler hiç tereddüt bile etmeden satın alacak. Tabii. Çünkü ürün kaliteli ve biz artık o kaliteli ürüne hasret kaldık. Yani pazara gittiğinizde bakıyoruz biberler böyle ezilmiş büzülmüş veya biber tadı yok. Sadece bir su tadı geliyor. Domates keza aynı şekilde. Yani her üründe bunu söyleyebiliriz. İzleyicilerimiz şunu da merak ediyor Murat Bey. Şimdi biberde evet bu sonuçları almışlar. Şu an özellikle buğday üreticisi tohumları toprakla buluşturdu. Buğdayda arpada kullanırsak bize nasıl bir katkısı olur? Bir bunu sormuşlar. Ben bir de sizden bu şeker pancarı üretiminde kullanılan ve özellikle fabrika sonuçlarında izleyicilerle paylaşırsanız evet. Çok mutlu olurum. Şimdi bakın buğday arpa ve bu familyadan olan işte Hububat yulaf grubu. Evet. Evet, yulaf vesaire. Bunlar da iki uygulama yeterli oluyor.
Böylelikle dekar maliyetleri, gübre maliyetleri 120 lira oluyor. Şimdi buğday ve arpada bazı üreticilere pahalı gelebiliyoruz. Çünkü neden? İnsanlar çok fazla gübre kullanmıyorlar. Sadece bir tavan gübresi atıp hasat almaya çalışıyorlar. Ondan sonra da verimsizlikten şikayet ediyorlar. Halbuki bu biraz risk almayla alakalı. Yani riski göze alıp bizim gübremizi kullandıkları takdirde 120 lira dekar maliyeti olarak bizim gübremizi kullandıkları takdirde %40, %50, %60 ekstra hasat alacaklar. Fakat ülkemizde ne yazık ki buğday da artık para etmiyor. Doğru. İşte oradan ithalat, buradan... Aslında şöyle para etmiyor. Üretici de etmiyor ama biz biliyorsunuz ithal ettikten sonra şu an 1800-1900'e satıyoruz. Kesinlikle onu. Öyle. Kesinlikle öyle. Ama işte yerli üretici olduğu için hani Ahmet Mehmet değil de ismi... George, Michael falan gibi bir isim olsaydı belki dediğiniz doğruydu. Ama şaka bir yana dekar maliyeti 120 lira bir gübre maliyetiyle başka hiçbir şey kullanmaksızın sadece 120 lira dekar maliyetiyle %40, %60 mertebesinde buğday ve bu familyadakilerden ekstra hasat alınabiliyor. Şeker pancarındaki olayımız da şu. Şeker pancarında bizim Sivas'ta üreticimiz Murat Yılmaz Bey şeker pancarı üretti. Bizim gübremizi kullanarak ve daha sonra da Kayseri Şeker Fabrikası'na bizim gübremizle üretilen şeker pancarlarını sattı. O bölgenin normalde şeker polarite oranı %16, %16.5 seviyesinde. Hadi %17 diyelim. Yoktu o kadar. Yani, yoktur, tamam. Ama bizim gübremizle üretilen şeker pancarlarında polarite oranı 20.18 çıktı. 20. Hatta iki defa ölçmüşler inanamayıp. Bu o bölge için... Kayseri Şeker Fabrikası'na verilen şeker polaritelerinde bir rekor. Artı hasat verimi de %43 oranında artış gösterdi. Dolayısıyla yani %43 artışı bir kenara bırakın. Esas önemli olan şu, şekerde her polarite artışında %1'lik dilimde üreticiler %10 ekstra para alırlar. Evet, yani 300 liraysa 330 lira alacak. Aynen öyle. Doğru. Ve biz böylelikle %5 artırarak %50 ekstra para aldırmış olduk. 150 lira fazladan para almış oldu üretici. Dolayısıyla bizim ürünümüz dokunduğu her ürüne değer katabilen bir ürün. Önemli olan burada insanların kafalarındaki o muhafazakar yapıyı bir kenara bırakıp gelişimlere, yeniliklere, teknolojiye açık olmaları. Şunu da belirtmek lazım. Çiftçimizin cebindeki telefon her sene değişiyor. Yani hiçbir çiftçimiz maalesef 3 yıl öncesinin, 4 yıl öncesinin telefonunu kullanmıyor. Her çiftçimizin maşallah herkeste de var son model telefon. Ama 20 yıl öncesinin gübre teknolojisini kullanıyorlar. 30 yıl öncesinin gübre teknolojisini kullanıyorlar. Çünkü insanlara yenilik yaptırmak istemiyorlar. Dolayısıyla çiftçimiz de bu tip şeylerden mahrum kalıyor. Şunu düşünmeleri lazım çiftçimiz. Bu kimyasal gübrenin bütün ham maddesi yurt dışından ithal mi ediliyor? Evet. Bunlarda tamamen biz yurt dışına bağımlı mıyız? Evet. Peki elin gavuru kendi ülkesinde %30, %40 azaltırken kimyasal gübreyi sana niye herhangi bir kota olmaksızın kimyasal gübreyi verebiliyor? Siz dilediğiniz kadar araba alabiliyor musunuz yurt dışından? Hayır. Demir çelik alabiliyor musunuz? Hayır. Ama gübrede herhangi bir kota yok. Neden? Size mümkün olduğun kadar gübre versin ki, kimyasal gübreyi versin ki sizin tarım ekonominizi bloke etsin, kendine muhtaç etsin. Bütün amaç bu. Bir o kadar da ilaç satsın değil mi? Kesinlikle öyle. Ondan sonra da işte Murat Ağalı gelir Tener Bey'le, kanser ilacı oranı şu kadar artıyor, kimyasal gübre oranı bu kadar artıyor falan. Hani tenis topu gibi duvardan sekip tekrar önümüze geliyor. Bakın bir izleyicimiz ne demiş Murat Bey? Demiş ki ben patates ve buğday yetiştiriyorum. İkisinde de sizin ürünü kullandım. Hiç kimyasal kullanmadım. Murat Bey'in dediği gibi kullandım ve 3 katı verim aldım. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum demiş. Eksik olmasın. İsmini paylaşmamış izleyicimiz ama yani kullanıcı önerileri de yine geliyor bu şekilde. Birçok üründe zaten buna şahit oluyoruz. Doğru. Yani düzgün kullanıldığı takdirde bizim verdiğimiz formülasyona bağlı kalındığı sürece fevkalade verim alınıyor. Dediğim gibi bu ürünün mucizevi vasfından dolayı değil, toprağa gereken miktarda, gereken ihtiyacı olanı verdiğimiz zaman toprak da bize fazlasıyla geri karşılık veriyor. Peki şimdi... Nasıl ulaşacağız bu ürüne? Birinci soru bu. Bir diğeri, diyelim ki ulaştık. Nasıl kullanacağız? Kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Ölçü nedir? Bunu da sizden dinleyelim Murat Bey.
Şöyle, birincisi bize sizin program başında vermiş olduğunuz çağrı hattımızdan 0850 532 7491 nolu çağrı hattından arayabilirler. Buraya çağrı bırakıyorlar, biz kendilerine daha sonra geri dönüş yapıyoruz. Diğer taraftan da info@orpex.net mail adresinden ulaşabilirler. Bize ulaşan çiftçilerimiz ve ürünü almak isteyen çiftçilerimize biz ürünü verdikten sonra ben veya ortağım Cengiz Bey veya diğer çalışanlar mutlak surette kendileriyle sürekli bağlantı içerisinde kalıyoruz. Hani geçen programda da söylemiştim, benim cep telefonum her daim açıktır. Kendileriyle her daim telefonlaşarak veya mesajlaşarak kullanım yöntemini uyguluyoruz. Ziyaretlerine gidiyoruz, çaylarını içiyoruz. Ya da eğer o bölgede bir bayilik sistemimizde kayıtlı bir il distribütörümüz varsa oraya yönlendiriyoruz, oraya kanalize ediyoruz. Onlar kendileriyle ilgileniyorlar. Bu şekilde sorunsuz, keyifli ve benzersiz bir tarım deneyimi yaşatıyoruz kendilerine. Evet, şimdi gelelim kullanım şekline. Nasıl kullanacağız? Mesela diğer gübrelerde olduğu gibi her gün belli periyotlarla mı atmamız gerekiyor ya da belli haftalarda mı? Yoksa bunun belli dönemleri var, onları uyguladığımız zaman yeterli oluyor mu? Yani bizde tabii en büyük avantajlardan biri de o. Yani kimyasal gübre gibi 50 gram ondan 70 gram ondan şeklinde bir uygulaması yok. Toplamda 3 kere uyguluyoruz açık tarımda veya kapalı tarımda. Başlangıçta ekim zamanında bir 15 gün sonrası ikinci uygulama ve meyve çıkmaya başladığı zaman da son uygulama olarak. Ağaç tarımında da toplamda 4 uygulama yapıyoruz. Bahar başlangıcında başlamak üzere toplamda 4 uygulama yeterli oluyor. Ondan sonrası da büyük bir keyif. Hatta bizim ürünü ilk kullanacaklara şey söylüyoruz. Tabii bizim söylediklerimize inanmakta güçlük çekiyorlar. Sizden diyorum, rica ediyorum, ürünü ilk kullandığınızda bir selfie çekin. Bir de ürünün hasadını yaparken ki selfinizi çekin, bize gönderin ki iki selfie arasındaki farkı görelim diye. İnsanlar gerçekten eksik olmasınlar. Hem büyük rağbet gösteriyorlar, hem de hani bu iş parayla pulla ölçülecek bir şey değil, bunun keyfi. Yaşadıklarını bizden paylaşıyorlar. O hazzı, o meyvelerin güzelliğini çoluklarıyla çocuklarıyla poz veriyorlar. Yani bunlar tabii hiçbir maddi gücün alamayacağı mutluluklar. Bu da bize çok büyük keyif veriyor. Ki sizin hep söylediğiniz bir cümle var. İlla bizden ürün alın diye ben bunu söylemiyorum diyorsunuz. Ama toprağımızı koruyalım. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara garantili bir toprak bırakabilmek için doğru yöntemlerle tarımı yapalım diye hep bunu söylüyorsunuz zaten. Ve eminim bu da izleyicide bir güven oluşturuyordur zaten. Eksik olmayın. Evet. Yani biz hani milli duygularımız fazla olan bir firmayız. Ve elin Avrupalısına bize farklı şeyleri dayatan, bize patronluk taslayan Avrupalının artıklarını, atıklarını kullanmak yerine kendi ürünümüzü kullanmak ve ondan sonra da güçlü bir tarım ülkesi olmanın avantajıyla hiç kimsenin dayatmasına kalmaksızın bir ekonomik özgürlüğe kavuşmak gibi bir idealimiz var. Bu ideal çerçevesinde hareket ediyoruz ve insanlara da mümkün olduğunca organik tarımın neden Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz hale geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu bilinç gitgide artmaya başladı Tener Bey. Evet. Yani insanlarımız da bazı şeylerin farkına varmaya başladılar. Diğer taraftan da tabii organik tarımın pahalı bir tarım olmadığını gördüler. Dolayısıyla inanıyorum ki şu an 97-98, %97, %98 olan kimyasal tarım oranı zaman içerisinde aklı selim bir davranış tarzıyla ilk önce 90'lar mertebesine, sonra da daha da geriye düşeceğini ümit ediyorum. Çünkü eğer olmadığı takdirde işte kaybolan tarım alanlarımızı programın başında paylaşmıştım. Her sene %1 olarak gidiyoruz. Dolayısıyla çoluğumuza, çocuğumuza, geleceğimize fazla bir tarım alanı bırakamayacak hale geleceğiz. Evet. Ama çiftçi zaten bunun farkında Murat Bey. Yani son dönemde özellikle bu son 5-6 yıldır toprağının çoraklaştığını, verimsiz hale geldiğini ve bunun da aşırı gübre ya da ilaç kullanımından kaynaklandığını biliyor ve bir çözüm arıyordu zaten. Bu çözüm de işte sizin gibi değerli isimler sayesinde ortaya çıktı. Ve nitekim sanıyorum ara ara bilgilendirme toplantılarınız da oluyor. Evet. Yakın zamanda var mı yapılacak olan? Onun da duyurusunu yapalım varsa. Yarın
pardon, cumartesi günü Antalya'da olacağız. Antalya'da, Demre'de yanılmıyorsam bir toplantımız olacak. Çeşitli işte köylerden çiftçiler eksik olmasınlar, talepte bulunmuşlar. Ne kadar güzel. Onların yanına gideceğiz. Ondan sonra da Ocak ayının 3. haftasında Antep-Hatay bölgesine gideceğiz. Orada bir şey yapılacak, çalışma yapılacak. Diğer taraftan da şu an Suriye'de bir ofisimiz açılıyor. Hani Suriye'de, Suriye diyoruz, savaş ortamı vesaire. İnsanlar bizim ürünümüzü kullandıktan sonra orada bir ofis açılmasını talep ettiler. Kolay ulaşılması için. Bizim Hatay bayimiz, Kilis bayimiz de eksik olmasın bu yatırımı göze aldı. Suriye'de bir Orpex ofisi açtı. 10 gün içerisinde devreye girecek. Dolayısıyla ürünümüz gerçekten insanların tarımına değer katan bir ürün. Fakat biz hali hazırda zaten çok iyi ürün alanların veya ne bileyim mükemmel tonaj alanların peşinde değiliz. Biz her zaman için hani diyoruz ya Belçika büyüklüğünde bir toprağı kaybettik, şu kadar ürün yeri kaybettik. Biz o Belçika toprağının, Belçika kadar olan toprağın peşindeyiz. Çünkü biz Orpex olarak öyle bir ürün üretiyoruz ki o kaybedildiği düşünülen tarım arazilerini biz Türk tarımına geri kazandırabiliriz. Doğru. Yeter ki o konuda bize güvensinler. Yani bize güvendikleri takdirde insanları o küstükleri tarımdan, sırt döndükleri tarımdan veya kendisine ihanet ettiğini düşündükleri tarımdan tarımla aralarının düzelteceğimize eminiz. Bir de şöyle bir gerçek var. Bir santimetre kare toprağın bile ne kadar yılda oluştuğunu göz önüne aldığımızda kaybedilen toprakların bize neler sağlayacağını sanıyorum herkes çok daha net görebiliyor. Kesinlikle. Şimdi şunu da sormak istiyorum size Murat Bey, onu da atlamayalım. Evet dedik ki suyla uyguluyoruz ama suyla uygularken nasıl uygulayacağız? Bunun bir ekipmanı var mı? Yoksa direkt aldık gübreyi işte toprağa karıştırdık oldu bitti mi oluyor? Bunu da anlatın. Yok, atlamayalım. Şöyle, örneğin açık tarım ve kapalı tarımda ve ağaç tarımında dedim ya ilk uygulama topraktan olacak şekilde. Topraktan uygulamalarda 1:100 oranında suyla karıştırıyoruz. Elimizdeki imkan neyse damlama sulama sistemi olabilir, holder olabilir, sırt pompası olabilir hiç fark etmez. Bu şekilde topraktan uygulama yapıyoruz. Daha sonra da meyvenin çıkma döneminde 1:200 oranında suyla karıştırıp spreyleme, yağmurlama, elde ne imkan varsa yine aynı şekilde uygulama yapıyoruz. Uygulama metodolojisi basit, kullanımı kolay, maliyeti uygun, verim artışı mükemmel. Dolayısıyla insanların en azından ya bu nedir deyip bir denemeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunu denedikten sonra bizim her dokunduğumuz çiftçi çok şükür ki bizim ailemize katılan biri olmuş oluyor. %100 müşteri memnuniyetimiz var. Ne kadar güzel. Dolayısıyla insanlar bizim sayemizde tarımdan para kazanmaya başladılar. Bu da bize çok büyük bir gurur veriyor açıkçası. Şimdi Murat Bey biz hep tabii çiftçilerimizin kullanımından bahsediyoruz ama bazı hanım izleyicilerimiz var. Yani çiftçi değiller ama bu işi seviyorlar, bizleri takip ediyorlar. Bana biraz sitem ediyorlar. Ya siz hep çiftçilere yönelik anlatıyorsunuz. Biz bunu işte saksıdaki çiçeğimizde ya da ne bileyim hobi bahçemizde kullanamaz mıyız? Bunu da sorun lütfen Murat Bey'e diye. Buna cevabınız ne olur? Elbette. Yani eğer saksıda yetiştirdikleri bir çiçek varsa hani 1 litreye 1 kapak, 1,5 kapak civarında bir Orpex F06 koyup karıştırıp bir kısmını topraktan bir kısmını da püskürtme olarak yapraktan çiçekten verirlerse yani daha önce açmadığı kadar güzel açar ve daha önce dayanmadığı kadar da uzun dayanır. Dolayısıyla onlar da çok güzel kullanabilirler. Ufak hobi bahçeleri için hani 1 litre almaları yeterlidir. Bunu göz kararı bile karıştırsalar çünkü tam organik olduğu için hiçbir zararı yok. Diledikleri kadar kullanabilirler. Haftada bir kullanabilirler, 3 günde bir kullanabilirler. Hiçbir zararı yok, faydası var üstelik şeyi olmaz, bitkiye zararı olmaz. Dolayısıyla onlar da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Doğru, böylece o hastalıkların önüne geçmiş olurlar, kesinlikle, zararlıların önüne geçmiş olurlar. Evet. Ve böylece diğer işte, çünkü şimdi bizlerin evlerinde bu çiçek kültürü vardır, her ailede olduğu gibi. Ve işte ufak bir böcek çıksa, ya acaba bu neden çıktı, işte niye? Araştırana kadar çiçeği kaybedebiliyoruz. Belki gözümüz gibi baktığımız bir çiçek ama sizin bahsettiğiniz ürün sayesinde artık bunun da üstesinden gelmiş olacağız. Şunu özellikle söyleyeyim, şimdi bizim ürünümüz tarım ilacı değil, evet, böcek ilacı değil. Fakat bizim ürünümüz o kadar kuvvetli bir ürün ki bunlar da gelmiyor.
Yani şimdi hani böceğe kesin çözüm deyip şimdi Tarım Bakanlığı'yla... Tabii yanlış yönlendirmeyelim. Doğru. Aramızı da bozmayalım. Elbette. Bizimkisi böcek ilacı değil, toprak düzenleyici ve bitki besleyici. Ama ürünün kendine has olan bizim fark etmediğimiz aromasından veya bitkiye verdiği dayanıklılıktan, güçlülükten bu tip zararlara karşı bitki direnç sağlıyor veya bu tip zararlar hiç o aromadan dolayı gelmiyorlar. Dolayısıyla bizim ürünümüz dediğim gibi hani böcek yumurtası falan da içermediği için gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet, yani şöyle anlatalım. Bitkinin, ağacın ya da sebzenin, meyvenin neyse adı çok önemli değil. İhtiyaç duyduğu mineraller zaten kendi içerisinde mevcut ve siz onu toprakta buluşturduğunuzda bir şekilde o işte kökler vasıtasıyla dağılıyor. Sonra yapraktan da ya da meyveden de uyguladığınızda çok daha güzel sonuçlar alıyorsunuz. Evet. Nitekim zaten az önce kullanıcı önerilerini paylaştık izleyicilerimizle. Şimdi tabii yavaş yavaş artık bu sohbetin de sonuna geliyoruz ama son sorum, daha doğrusu neler söylemek istersiniz? Yine hep üreticilere tavsiyelerle bitiriyoruz. Hele ki böylesine kritik dönemlerde. Çünkü artık 1 liranın bile hesabını çok çok iyi yapmak gerekiyor. Bu bağlamda nelere dikkat etsin üretici? Şimdi bakın, bizim çiftçimizin en büyük derdi, en büyük sıkıntısı girdi maliyetleri. İkincisi de verim azlığı. Evet. Dolayısıyla bu ikisinin de esasında sebebi belli. Kimyasal tarım. Siz kimyasal gübre kullanmaya devam ettiğiniz sürece bu girdi maliyetlerinin artışı veya veriminizin azlığı devam edecek. Her sene daha fazla kimyasal gübre kullanacaksınız. Dolayısıyla organik tarıma geçtiğiniz takdirde hem seneler içerisinde ihtiyacınız olan gübre maliyeti azalmış olacak hem de veriminiz maksimum seviyeye çıkmış olacak. Artı daha da önemlisi, sizin şu an ekip biçtiğiniz, hasat aldığınız tarla sizden sonraki nesile de kalmış olacak. Çünkü öteki türlü gitgide kaybettiğimiz bir ekilebilir tarım arazileri durumumuz. Çok doğru. Dolayısıyla organik tarım Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Ve kimyasal tarım bu ülkenin başına gelmiş gelecek en büyük felaketlerden biridir. İnsanlarımızın bir kere bunun son derece net farkına varmaları lazım. Ve biz kimyasal tarım için hiçbir şekilde lafımızı sözümüzü esirgemiyoruz. Yani çünkü bu bizim geleceğimize zarar veren bir olay. Bu bizim ülke ekonomimizi zarar veren bir olay. Ve bunun sayesinde sebeplenenler, bunun sayesinde zenginleşenler nedeniyle ne yazık ki organik tarım hep üvey evlat muamelesi görmüş. Maalesef. Bu döngüyü mutlak surette kırmamız lazım. Çünkü bu ülke bizim, başka Türkiye yok. Yani kaybettiğimiz toprakları eğer kazanamazsak daha sonra ekilebilir bir arazi bulamayacağız. Ve bize verilen neyse ona razı olmak zorunda evet. kalacağız. Bunu kırmak için, bu döngüyü kırmak için de organik tarıma mutlak surette yönelmemiz lazım. Lütfen ve lütfen kimyasal tarımdan uzak dursunlar. Tekrar ediyorum, siz de bahsettiniz, illa Orpex'i kullanmak zorunda değiller. Ama kullandıkları mutlaka Tarım Bakanlığı onaylı bir organik tarım ürünü olsun. Çünkü bundan başka Türkiye'ye ne yazık ki yok. Evet, bu bir gerçeğinde bir kez daha farkına varsınlar diyelim. Hakan Kabaktepe demiş ki sizler sayesinde çiftçiliğe tutunmaya çalışıyoruz. Yani çiftçi gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor ve siz de söylediniz maliyetleri artıyor. Evet. 1 lira bile, hatta 10 kuruş bile artık çok değerli üretici için, vatandaş için de size teşekkür ediyorum bu anlamda. Hakikaten yani yine bizleri organik tarım konusunda ve bu mucizevi ürün konusunda çok güzel bilgilendirdiniz. Eminim izleyicilerimizin de dediğim gibi böyle puzzle'ın parçaları gibi birer birer yerine oturmuştur. Sorular cevaplarını bulmuştur diyelim. Birlikte veda edelim. Teşekkür ediyorum Murat Bey. Sizle birlikte yayın böyle bir su gibi akıp gidiyor değil mi? Bir başlıyoruz. Vallahi eksik olmayın. Ben de size çok teşekkür ediyorum. En azından hani bu organik tarım hakkında söyleyebileceklerimizi her mecrada söyleyemiyoruz. Siz kanalınızı açıyorsunuz. Eksik olmayın. Siz de benim bir kardeşim olarak hiçbir şekilde aman abi şunu söyleme bunu söyleme diyerek müdahale etmeksizin ağzımızdaki yüreğimizdeki her şeyi açıkça söylememize sebebiyet veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim ben de beni davet ettiğiniz ve burada bunları paylaşmama izin verdiğiniz için. Tabii bizim şöyle bir görevimiz var, yani bir gazeteci olarak biz doğrunun yanındayız. Ortada bir yanlış varsa onu da
izleyicilerin yorumuna bırakıyoruz. Doğru varsa onu da zaten paylaşıyoruz. Doğru varken niye yanlışta ısrar edelim? Yani bu yanlış bize zarar veriyorsa demek ki bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ben hep söylüyorum. Ya ben çocukluğumda tükettiğim domatesleri ya da karpuzları, o meyveleri özledim. Ama şimdi bir bakıyorsunuz hiçbirisi yok. Çilekleri özledim. Yok, bulamıyoruz yani. Tadı gitmiş. Ve benim gibi milyonlarca insan bunu söylüyor. Bunun da yolu belli. İşte biz de anlatıyoruz ki hem maliyeti azalsın çiftçimizin hem de kazancı artsın. Benim tek bir derdim bu. Yoksa ne bu işten bir çıkarım var ne de kazancım, ama ülkem kazanacak, çiftçimiz kazanacak değil mi? Bu da bize yansıyacak. Size de ayrıca teşekkür ediyorum böylesine önemli bir olaya vesile olduğunuz için diyelim. Peki artık kapatıyoruz. Değerli izleyiciler, hepinize teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla yayına katkı sunan değerli izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Haftaya yine aynı saatte bu ekranda sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Tarım sektörüne can suyu Orpex, organik tarım doğal ürün programını sundu.